Bu yıl 48. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir organizasyona sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en seçkin isimlerinin ödüllendirildiği geceyi Çağla Şikerli Cem Davran sundu. Her yıl olduğu gibi yine Kırmızı Alı'da şıklık yarışı yaşandı. Milyonlarca kez dinlenen şarkıları ve yoğun konser takvimiyle 2022 yılında da müzik piyasasına damgasını vuran ünlü sanatçı Ebru Yaşar, gecede şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Antalya'dan buraya ayağınızın tozuyla geldiniz. Vallahi aynen öyle. İstanbul, sonra Antalya'ya gittik ve bugün buraya geldik. Ama çok güzel. Türkiye'nin en önemli, en prestijli gecelerinden, nadide gecelerinden bence en başı çekenlerden bir tanesi. O yüzden bu akşam burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bugün de adaysınız. Evet. İnşallah. Bakalım. Siz efendim çok şıksınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mükemmel görünüyorsunuz. Yani işte uçaktan indim, hazırlandım. Elimden geldiği kadar. Hem ben kendim için, hem tabii ki sevenlerim ve katıldığım gece için her zaman şık olmayı elimden geldiği kadar tercih ediyorum. Sağ olun. İnşallah, ama bence çok güzel bir gece olacak. Çok da şık hanımlar vardır mutlaka. Ebru Yaşar sevenlerine yeni şarkı müjdesi de verdi. Artık sevenleriniz yeni bir parça bekliyorlar. Evet, yeni bir ben de var. Parçası. Geliyor yakında. Sinyali verelim hemen. Evet, yakında geliyor. 2023'te inşallah. 2022'yi kapatıyoruz. 23'te inşallah güzel bir single olabilir ya da tek bir şarkı ve albüm olabilir. Albümü hazırlıyorum bir yandan ama bir iki şarkı da var. Her an tek de çıkarabilirim, bilmiyorum. Bu yıl ara vermeden üretmeye devam eden Hatıra Ormanı projesiyle de sevenlerinin gönlüne bir kez daha tat kuran Yaşar, törende en iyi arabesk fantezi kadın sanatçı ödülüne layık görüldü. Yaşar ödülünü usta sanatçı Coşkun Sabık'ın elinden aldı. En iyi arabesk fantezi müzik kadın şarkıcı sevgili Ebru Yaşar. Ebru Yaşar. Vay haline kanadı. Çok teşekkür ederim. Ebru Yaşar tören sonrası duygularını paylaştı. Merhabalar. Yılın en iyi fantezi müzik kadın sanatçısı ödülü yine ve yeniden Ebru Yaşar'a gidiyor. Efendim, duyguları sağ olun. Dejavu yaşıyorum inşallah. Böyle dejavuya can kurbağa. Ben en nade parçalardan birim evet, daha çok güzel. Eklemiş çok, oldunuz. Çok gururluyum, çok mutluyum. Çok özel bir gece. Türkiye'nin en güzel, en anlamlı, prestijli gecelerinden bir tanesi. En özeli, hatta başı çekiyor diyebilirim. O yüzden en güzel halimizle hazırlandık. Ödülümüzü almaya geldik, ödül vermeye geldik. Çok güzel, çok anlamlı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yakında Engin Akyürek'le Benim Adım Fara adlı dram dizisinde kamera karşısına geçecek olan Demet Özdemir, Altın Kelebeğin en dikkat çeken isimlerinin başındaydı. Törenin sponsor markasının da yüzü olan ünlü oyuncu, bir nevi ev sahibi olduğu geceye özenle hazırlandı. Demet Özdemir Kırmızı Alı'da uzun uzun poz verdi. Banu Alkan gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. 64 yaşındaki Alkan Kırmızı Alı'da ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayakla yürüdü. Ay canımsınız. Zaten ilk gördüğümüzde gelin diye zannettik. Öyle mi? Damat yok. Banu Hanım, hava da çok soğuk bu arada. Yalın ayak indiğiniz zaman. Ben alışırım parmak ucu yürümeye bebeğim. Nasıl hazırlandınız? Valla elbise hazır olduğu için beğendiniz mi, şık mı? Elimim sanki de. Şevval Sam, en iyi halk müziği kadın şarkıcı ödülünü aldığı Altın Kelebeğe Siyahlar içinde katıldı. Bence bol detay alalım. Gecenin en güzel hanımlarından bir tanesi geldi. Neredeyiz bak bu kadar. Torpil yaptı. Yani yaşlısın mı demek istiyorsun? Gafil avlandı. Törende Şevval Sam sadece ödül almakla kalmadı. Oğlu Tarık Emirtekin'in Yıldızı Parlayanlar ödülü almasının da gururunu yaşadı. Kadınlara veriyorlarmış. İlk defa bir erkeğe verecekler. Onun tabii benim oğlum olması benim için büyük bir gurur. Dünyaya getirdiğim ve yetiştirdiğim oğlum bugün ödül alıyor. Gerçekten çok gururluyum ve çok mutluyum. Evde hazırlanırken beraber mi hazırlandınız? Nasıl yok, o şimdi heyecanlanır ve şey yapar diye çok onu rahatsız etmek istemedim. Ayrı ayrı hazırlandım. Sadakatsiz dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, ardından Bir Peri Masalı dizisinde başrol oynayan Tarık Emirtekin, geceye model sevgilisi Sofya ile katıldı. En iyi
rapçi seçilen Sefo törende tarzı ile ilgi odağı oldu. Törende en iyi şarkıcı ödülünü Bengü'nün elinden alan Zeynep Baslı gece Edis'le kol kola geldi. Nasıl olmuşuz? Beğendiniz mi bize? Çok şıksınız. Nasıl hazırlandığınızı da soracaktık size. Nasıl hazırlandım? Çok dikkatimizi çekti. Çok teşekkür ederiz. Edis'in kulaklarına taktığı aksesuarlar dikkat çekiciydi. Edis Bey. Neler söyleyeceksiniz Edis? Ben de çok heyecanlıyım. Biraz müdahalem kelebek olsam yeridir diye düşünüyorum. Yani bugün saydık 6 kez mi 5 kez mi ne almışız. Çok teşekkürler. Bu sene de, yani inşallah bu sene de alırız artık. Heyecanlıyız. Güzel hazırlandık. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Zeynep Baslı geçen haftalarda Dünya Kupası'na ev sahibi yapan Katar'da konser vermişti. Katar'a dönmek istiyoruz. Ülkemizi de orada temsil ettiniz. Nasıl geçti Katar sizdeyiz? Çok güzeldi. Çok gurur vericiydi. Çok hepimiz için, tüm ekip için çok ilginç bir deneyimdi ve çok keyifli ve heyecanlıydı. Çok mutluyuz. Gururla konserimizi yaptık, döndük. Bu kadar. Edis piyasaya çıkarmaya hazırlandığı İngilizce şarkı hakkında bilgi verdi. İngilizce söz vermemekle beraber muhtemelen Şubat-Mart'ta sizlerle olacak. Çok az kaldı. Ama çok güzel olduğunu, her zaman çok güzel demiyorum şarkılarımla alakalı. Bunun gerçekten çok güzel olduğunu birazcık garanti edebilirim. Umarım siz beğenirsiniz. Çünkü İngilizce şarkının burada beğenildiği zaman bir şey yapacağına inanıyorum ben. Tamamen de buradaki kitlemi düşünerek yaptığım bir şarkı. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Zeynep Baslı'nın menajerliğini yapan eski eşi Tolga Akış da törene katıldı. Akış'ın yeni sevgilisi Gizem Kaya'nın Zeynep Baslı'ya benzerliği sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ya bir benzerlik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bekar insanlarız. Hepimizin ilişkileri oluyor. Tolga Akış, Zeynep Baslı'yla Edis'in geçen aylarda tartışma konusu olan dansları hakkında da açıklama yaptı. Edis de, Zeynep de, ben de, biz çok yakın arkadaşlarız zaten. Hala da öyleyiz. Bugün de birlikteyiz zaten. Öyle bir ayrı bir muhabbet yok yani. Ne olabilir? O dans muhabbetinden sonra bir konu oldu. Gereksiz bir konuydu zaten. Güldük geçtik. Petek Dinçöz, Altın Kelebek törenine eşi Nida Büyükbayraktar'la katıldı. Kırmızı elbise tercih etmişsiniz. Eşim Boğa Burcu ya, o yüzden hani kırmızıyı çeker diye. Nasıl buldun beni bugün? Çok güzelsin hayatım. Şimdi topu attınız da acaba diyorum kılık kıyafete karışır mı beyefendi, yoksa ya da fikir verme bağında. Yok. Karışmaz. Çok yani nasıl, nerede, ne zaman, nasıl giyineceğimi bildiğim için karışmaz. Seni ödüllere damga vuracak bir toplayacağım. Petek geliyor mu? Kelebekleri ben alacağım. Esas kelebek burada. Peki. Görüşürüz. Uzun lafın kısası, o tam bir sevgi.